Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırlatmıştık. Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı yetkili sendikasyonu, Aile Sağlık Sendikası'na eksik evraktan dolayı kayyum atandı ve genel başkan ve yöneticiler görevden alındı arkadaşlar. Bir süreliğine kayyum devam edecek bu sendikada. Ve bunun için sendikada bir açıklama yaptı. Hukuku sonuna kadar saygılıyız. Genel kurulun iptali kararı adil bir karar değildir. Üçüncü genel Kurulun iptaline ilişkin olarak açılmış olan dava yargıta yaşamasında sendikamıza kayyum atamasına karar ile sonuçlanmıştır. Sendikamız yönetim kurulu adına konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekildedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2023 e 13.127 esas sayılı ve 2023'e 11.289 sayılı kararına istinaden sendikamızın genel kurula götürülmesine karar verilmiştir. Bilinmedir ki öz sağlık sendikası olarak hukuka sonuna kadar saygılı olmakla beraber, Sendikamız hakkında verilen bu karar adil, hakkaniyetli ve ölçülü bulmuyoruz. 20 ile 21 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 3. olan genel kurulumuzun iptal edilmesi istemiyle başlayan hukuki süreçte gelinen noktada şubesi olmayan illerde yapılan delege seçimlerinin ve 3. olan genel kurulumun yenilenmesine karar verilmiştir. Süreç sonunda sendikamız yeni bir genel kurul yaparak yoluna devam edecektir. Tüzük ve yönetmeliğe aykırı bazı eksikliklerden kaynaklanan bu durumun ölçüsüz bir yaptırımla sonuçlanmış olması hukuka olan güveni ve kamuoyunu vicdanınız zedelemiştir. Özellikle belirtilmek gerekir ki hem genel merkez yönetimi hem teşkilatlarımız yolsuzlukla, hırsızlıkla, sahtecilikle suçlanmamış, mahkeme sadece genel kurulun yenilenmesi kararını vermiştir. Sendika olarak hukukun yerine getirerek mahkeme tarafından atanacak olan heyetle belirlenmiş görev ve süresi boyunca hem sendikamız hem de teşkilatlarımız tarafından seçim sürecinde yardımcı olacaktır. Olay Sendikamızın sağlık ve sosyal hizmet iş Kurumu'nda bugüne kadar sürdürmüş olduğu faaliyetler, örgütlenme çalışmaları, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve üyelerimizin haklarını savunmak adına açılmış olan davalarımızda aksatılmadan devam edilecektir. Yönetim kurulu olarak veda etmiyor, kısa bir süre zorunlu olarak ara veriyoruz. Kayyum tarafından yapılacak olan genel kurulda kanunen doğal adaya sayılacağız. Öz sağlık teşkilatlarımız yeniden seçilecek olan delegelerimizin desteğiyle kaldığımız yerden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Saygıla duyurulur diyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar arkadaşlar bu. Delege seçimlerinin iptaline ilişkin dava bakımından davalı vekilinin temiz edilecek reddini Genel kurul iptali davası bakımından yukarıda tarih ve sayılı belirtilen ilk derece mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın kabulüyle davanın sendika üçüncü olan genel kurulun icrası için yapılan delege seçimlerinin iptaline ve seçim yeniden yapılmasına, 20, 21 Kasım 2020 tarihlerinde icra edilen davalı sendika üçüncü olan genel kurulun iptaline, Üçüncü olan genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, Seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşa yönetmekle görevli olmak üzere 4721 sayılı kanun hükümleri gereğince 3 kayyum tayin tayinine 4721 sayılı kanun ilgili hükümleri gereğince kayyumların atanması, denetim ve bu çerçevede yapılması gereken her türlü işlerin ilk derece mahkeme tarafından icrasına karar verildi arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bizler sizlere gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar.